Bu savaşı ateşi bölgeye mi yaymaya çalışıyor az önce atıfta bulunmuştum zaten kendi ifadesi Orta Doğu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti ta ekim ayında işte geldik günümüze baktığımız zaman refahı konuşmaya devam ediyoruz zaten bu harisada yer alan tüm bölgelere bombaları yağdıra yağdıra geldi şimdi az önce ilk yorumlarınıza bahsettiğiniz gibi tüm sivilleri yok etmeye dönük ...saldırılarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bundan sonra ne olacak peki? Adımı, hamlesi, hedefi Netanyahu'nun? Şimdi tabii bu meseleyi sadece Netanyahu veya İsrail'e indirgememek lazım. Yani <laughs> bu anlamda biraz böyle projektörü geri çektiğimiz zaman... E, ...bu aslında yeni dünya düzeni dediğimiz mesele... ...1945 yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonu... ...ve Yalta Konferansı'nda kazanan üç devletin bir araya gelmesi. Kimlerdi bunlar? Amerika Birleşik Devletleri, Roosevelt, e, Sovyetler Birliği, Stalin ve İngiltere Başbakanı Churchill. Bu üç yenen devlet, bu üç güç bir araya geldiler ve yeni dünya düzeni, yeni haritaları açtılar. Bu haritaların en önemli noktalarından biri neresi? Orta Doğu. Neden? Çünkü Orta Doğu'da petrol var. Orta Doğu dinler tarihinin merkezi. Orta Doğu kurulması planlanan o Yahuda, Büyük Siyon Devleti'nin, İsrail Devleti'nin merkezi. Ve bir de tabii bu işin para politika bölümü var. Yani yeni ticari rotaların oluşması sürecinde de e, Orta Doğu dediğimiz coğrafyanın e, sınırı nereye dayanıyor? Bir taraf Umman Denizi'ne dayanıyor. Basra Körfezi üzerinden Hint Pasifi'ye açılıyor. Bir tarafta da Doğu Akdeniz üzerinden işte Adriyatik yukarı doğru giden yani Avrupa'ya doğru ulaşan hatta ortaya çıkarıyor. Ve ortada bir Anadolu kıtası var. Şimdi havzalı olarak baktığımızda Karadeniz, Hazar, Akdeniz havzası. Ve bu havzaların kontrolü içinde bahsettiğimiz coğrafyanın kontrolü. Yani bunlar hep halka halka aslında. Hı, hı. Adolf Hitler'in savaş stratejisine bakın. Çok benzerdir zaten. Amacı bir şekilde Hazar petrolleri ve Orta Doğu'yu kuşatmak... ...ve buradaki bölge bölgeyi, e, bur bu coğrafyayı ele geçirmek. Şimdi dolayısıyla şu anki yaşadıklarımızı sadece Netanyahu'nun... ...buradaki insanları ben öldüreceğim, katledeceğim boyutuyla da değerlenirse... ...gene eksik kalacak. Çünkü İsrail Devleti kurulduğu tarihten itibaren... <laughs> ...Amerika Beşik Devletleri'nin bu bölgedeki hava ve kara jandarma gücü oldu. Ne anlamda söylüyorum? Amerika'nın... ...Ortadoğu siyasetinin, Amerika'nın Afro-Avrasya olarak bugün modernize ettiğimiz siyasetinin... ...ana mirengi noktası. Yani jeopolitik ağırlık merkezi. Şimdi dolayısıyla Amerika'nın İsrail'den vazgeçme bir gibi lüksü olamaz. İsrail'i görmezden gelme bir lüksü olamaz. İsrail başbakanları yüz kere değişsin. İsrail'in devlet siyaseti kendilerince görüşü de değişmez. Dolayısıyla bunu böyle kabul edersek daha gerçekçi bir bakış açısı ortaya koymuş olabiliriz. Dolayısıyla bu İsrail'in yapmış olduğu vahşetin... Durdurulması çok çok önemli ama bundan çok İsrail'in bu 70 yıldır, 80 yıldır bölgede e, yürütmüş olduğu işgal, yürütmüş olduğu kanunsuz, yasa dışı, hukuk dışı olan siyasetini nasıl durduracağız? Şimdi Birleşmiş Milletler'in kurulma sürecine bakın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi siyasetine bakın, NATO'nun stratejilerine bakın. Ve ben hukuku maalesef bir kenara bırakmamız gerektiğini düşünüyorum artık. Uluslararası ilişkilerde çünkü hukuk... Çünkü e, çalışmıyor yani. Hüküm hukuk çalışmıyor. Çünkü supranasyonel dediğimiz uluslararası bir mekanizma yok. yok. Birleşmiş Milletler uluslararası bir organizasyon. Evet. NATO dediğimiz askeri bir ittifak zaten. E, Avrupa Birliği supranasyonel ama Avrupa Birliği askeri gücü zaten NATO. Yani Amerika'nın zaten bu anlamda güdümünde olan vasal güçleri olarak adlandırabileceğimiz bir mesele var ortada. Dolayısıyla artık real politikadan hareket etmek zorundayız ve realist olmak zorundayız. Büyük Orta Doğu projesi dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Arap Baharı süreciyle beraber bunu tam anlamıyla saha yansıttığı süreçte İsrail Devleti üzerinden yedek bir İsrail projesi ortaya çıkarıldı. Nereden gördük biz bunu? Bir anda PYD, YPG gibi PKK'nın organik uzantısı olan örgütlerin, terör örgütlerinin Türkiye'nin güney hududunda, yani yaklaşık 1100 kilometrelik hududunda yapılanmaya başladığını, Arap Barada altında Suriye'nin 2'ye 3'e, İran'ın 2'ye 3'e hatta İran'ın gene bölünme senaryolarının konuşulduğunu ve burada Doğu Akdeniz'e çıkışı planlanan teröristan devletinin bir şekilde Hatay ve Kıbrıs'a kadar uzanacak olan büyük bir işgal stratejisinin eee anlaşmasıyla örtüştüğünü gördük. Peki bunun e, harekat noktası neydi aslında? Son o Haçlı saldırısı neydi? 15 Temmuz. Bakın 15 Temmuz'u bugün 27 Mayıs. Demokrasi şehitlerimiz rahmetle anlıyorum. Fatih Rüşuzoğlu, Adnan Benderes ve Hasan Polatkan. 27 Mayıs askeri darbesi neyse 15 Temmuz odur. Ve 15 Temmuz askeri darbe girişimi bir darbeden öte bir işgal hareketiydi. Ve son şah diyecekleri meseleydi. Çünkü 27 Mayıs'ta bitiremediler. 12 Mart'ta, 12 Eylül, 28 Şubat'ta bitiremediler. 15 Temmuz'da bitirmeye çalıştılar. Çünkü amaç Türkiye'nin Serv Anlaşması'nda yer alan... Büyük Kürdistan, Büyük Ermenistan adı altında ve şu anki konjöktürle yoğurduğunuz zaman bir e, garnizon terör devletinin inşası söz konusu. Şimdi burada Karabağ mücadelesi bir, Türkiye'nin Güney Kafkasya siyaseti iki, Türkiye'nin özellikle Balkanlar siyaseti üç, Kıbrıs politikası ve bizim Doğu Akdeniz olarak nitelendirdiğimiz stratejiler yani mavi vatan stratejilerindeki amaç neydi? Türkiye'nin Anadolu coğrafyasında başlatılması planlanan bu işgal hareketini denizlerde çizdiğimiz sınırla ön cephe hattıyla ve hatta Suriye ve Irak'ta çizdiğimiz ön cephe hattıyla bunu durdurmak. Şimdi bunu biz başardık mı? Evet başardık. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra Türkiye 5 önemli sınır ötesi harekat yaptı. Bugün Pençe harekatlarıyla beraber Irak'taki damarları kesiyor. Birazdan Sayın... onu konuşacağız. Çünkü MGK toplantısı evet. var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek bildiğiniz gibi ana gündem terörle mücadele. Tabii ki Irak'ın kuzeyine işaret edilen beklenen bir kara operasyonu olacak ana gündem o toplantının çıktılarını elbette ki e, inceleyeceğiz, analiz edeceğiz ama ne olabilir diye de biz birazdan konuşacağız. Haritamız da var üzerinden detaylandıracağız hocam. Birkaç cümle alayım çünkü bu konu başlığı üzerinde alt başlıklar var. oraya Devam girmeyecektim edeceğiz, zaten. Lütfen. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece bu iş İsrail meselesi değil. Bu Büyük Ortadoğu projesiyle Büyük Avrasya projesi yani BAP'la BOP'un bir mücadelesi var. BOP BAP, BAP nedir? Büyük Hı. Avrasya Rus e, Rusya ve Çin'in oluşturduğu bir Doğu Kalkanı. Büyük Ortadoğu Projesi nedir? Anglo-Sakson kalkan. Şimdi iki kalkan hem askeri olarak hem ticari olarak mücadele ediyor. Kalkınma Yolu Projesi, Yeni Baharat Yolu Projesi, Yeni İpek Yolu Projesi, Kuzey-Güney kuzey -güney Rotası işte bir önceki programda biliyorsunuz bu rotalar da tartışıldı. Evet. Çok önemli. Çünkü ticaret savaşları aslında siyaseti belirleyecek. Çünkü para, para para paradigmayı belirleyecek. Dolayısıyla İsrail'e evet bir vahşet var, büyük bir katliam var, teolojik meseleler var, teopolitik fayatları tetikleniyor, arzu mevut diyoruz, işte işe hakaret ediyoruz, bunları hep değerlendiriyoruz. Ama sadece burada İsrail'in böylesine ortaya koymuş olduğu dini stratejilerle değil, aslında bunun sadece bir enstrüman olarak bu büyük resimde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Orta Doğu sürecinde büyük Orta Doğu projesini hayata geçirmek. Ama biz ne yapıyoruz? Tek cümle söyleyeceğim. Türkiye'de kendi milli Orta projesini Atatürk döneminden almış olduğu o Sadabat ve Balkan antant ruhuyla bir bölgeselleşme hamlesi başlatıyor. Reisinin ölmesi veya öldürülmesi, reisinin Ankara temasları, reisinin Sayın İlham Aliyev ile bir araya gelmesi ve o bölgeselleşmeye karşı karanlık güçlerin eli devreye girerek reisi ve bence daha da önemlisi, bakın önemli Dışişleri Bakanı. Ee, İran Dışişleri Bakanı'nın ben bu süreçte daha büyük etkisi olduğunu düşünüyorum bu yakınlaşma sürecinde ve reisi de bu anlamda bir itme vardı yakınlaşmada ama bu uçak kazası bu helikopter kazası ile beraber o süreç tıkandırılmak istendi. 50 gün sonra ne olacak göreceğiz. Elbette ki